Vallahi son bölüme geldik ha. Bu iş bitiyor, ben sana söyleyeyim. İkinci dereceden denklemler test 1'deyiz. Şimdi biz ikinci dereceden denklem dediğimiz zaman arkadaşlar ax kare artı bx artı c eşittir 0 tarzında denklemlerle karşılaşacağız. Burada en çok kullanacağımız ifadeler arkadaşlar bu ikinci dereceden denklemlerin kökleri x1 ve x2 olsun. Kökler toplamı ne olacak? x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a diyeceğiz. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2 dediğimizde arkadaşlar c bölü a olacak. Bir de diskriminanttan faydalanacağız. Ne o? Delta b kare eksi 4ac'den arkadaşlar. Eğer bu delta sıfırdan büyük çıkarsa ne olacak? İki farklı kök olacak. Bak iki farklı kök. İki farklı kök. Şurada farklı lafı önemli. Tamam mı? Eğer delta sıfıra eşit olursa bu çakışık kök. Çakışık kök. Bu aynı zamanda arkadaşlar şu tarafa yazayım. Delta'nın sıfır çıkması demek tam kare ifadelerin olacağı anlamına gelir. Bir de delta küçüktür sıfır olursa reel kök yok. Şimdi grafiksel olarak da bunları şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Bunlar parabol belirtir. İkinci dereceden denklemlerin grafikleri parabol belirtecek arkadaşlar. Şimdi delta sıfırdan büyük diyoruz. İki farklı kök var ya. Kökler demek aslında x eksenini kestiği yerler demek arkadaşlar. Tamam mı? X eksenini kestiği yerler. Örnek veriyorum. Şöyle bir ikinci dereceden bir fonksiyon olsa, yani polinom olmuş olsa, biz burada ne yapıyoruz? X eksenini iki yerde kesiyor. Bu iki farklı kök olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Peki hocam şey ne? Delta sıfırdan sıfıra eşit olduğu ne? Bak tam çift katlı kök olacak ya arkadaşlar. Delta'nın sıfıra eşit olduğu çift katlı kök. Yani o da mesela şöyle bir şey. Şöyle x eksenine teğet olacak. Bunun kolları zaten aşağıda olabilir. Hiç fark etmez yani. Ben temsil olarak şey yapıyorum. Peki zihninizde biraz bir şeyler canlansın diye. Delta'nın sıfırdan küçük olması demek ne demek? Reel kök yok. Yani x eksenini kesmiyor demek. Yani bizim fonksiyonumuz ya şöyle olacak veya tabii şöyle de olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Önemli olan burada x eksenini kesmemesi. Tamam. Umarım bir şeyler canlanmıştır. Şimdi sorularımıza başlayalım. Denkleme ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diyor. Ve bak burada üçüncü dereceden var arkadaşlar. Olmaz ki ikinci dereceden diyor yani. Dolayısıyla buradaki katsayıyı biz ne yapacağız? Sıfır yapacağız. M değeri buradan 2 geleceğiz. Tamam. Şimdi buradaki arkadaşlar ikinci dereceden olacaksa bak burada birinci dereceden buradan olmayacak. Demek ki ikinci dereceden buradan gelecek. Yani n artı 2'nin 2'ye eşit olması lazım. Dolayısıyla n buradan 0 oldu. M artı n dediğimizde arkadaşlar 2 artı 0'dan da cevabımız 2 olarak gelmiş olacak. Tamam. 2'ye bakalım. Denklemin kökleri aşağıdakilerden hangisidir? Kolaydı değil mi? Bak bunu sol tarafa atacak olursam x kare artı 5x eşittir 0. X ortak parantezine alırsam x artı 5 eşittir 0. Buradan ya x 0 olacak ya da x artı 5 0 olacak. Dolayısıyla x buradan eksi 5 olacak. Çözüm kümemiz de 0'la eksi 5 gelmiş olacak arkadaşlar. Tamam. 3'e bakalım şimdi. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanlar ayırma bilgisi başka bir şey değil ki. X kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0. Tabi hocam sen ben delta'dan yapmak istiyorum dersen ona da saygımız var. Ama gerek yok burada. Nedir? Eksi 5'e 2'dir. X eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir 0'dır. Buradan x 5 olacak veya x buradan eksi 2 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla çözüm kümemiz de 5'e ya da eksi 2'ye 5'ten oluşmuş olacak. 4'e bakalım. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Bunların hepsini bir sol tarafta toplayalım. X kare eksi 2x eksi 1 eşittir 0 olacak. Değil mi? Ah şimdi şurası eksi 1 değil de artı 1 olsaydı sen hemen diyecektin ki hocam pardon şurası x eksi 1'in karesi diyecektin. Değil mi? X eksi 1'in karesi diyecektim. Buradan da x'i 1 diye şak diye yapıştıracaktın. Tamam o zaman biz benzetelim. Burada artı 1 olması için ne olması lazım? 2 olması lazım. Değil mi? O zaman her iki tarafı da ben ne yapayım arkadaşlar? 2 ekleyeyim. Dolayısıyla x kare eksi 2x artı 1 eşittir 2 oldu ya. Burası x eksi 1'in karesi oldu. Eşittir 2. Ben şimdi arkadaşlar kökü arıyorum. Yani x arıyorum. Dolayısıyla her iki tarafın karekökünü alayım. Bu nasıl çıkacak? Mutlak değer olarak çıkacak. Eşittir kök 2. Bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? X eksi 1 eşittir kök 2 veya
x eksi 1 eşittir eksi kök 2. Dolayısıyla buradan x dediğimiz kök 2 artı 1 veya x dediğimiz eksi kök 2 artı 1 olacak. Tamam. Köklerinden birini soruyordu. Hangisi var arkadaşlar? Kök 2 artı 1 var mı? Yok. Eksi kök 2 artı 1. Bakın burada var. Bak dediğim gibi sen bunları delta'dan da yapabilirsin. He. Tamam mı? 5'e bakalım şimdi. Denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bak şimdi arkadaşlar burada x'in katsayısı 1 olduğu için hani çift sayı falan olmuş olsa o zaman yine böyle bir ikinci dereceden denklem gibi çarpanlarına ayrılabilir hale getirebilirdim. Fakat böyle bir durum söz konusu değil. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar? Bir reel sayılardaki çözüm kümesini incelemek için deltasına bakalım. Deltası büyük mü, küçük mü, sıfıra mı eşit? Bir bakalım. Yani delta dediğimizde bizim tekrar hatırlatalım. B kare eksi 4ac. B dediğimiz arkadaşlar x'in katsayısı yani 1'in karesi. Eksi 4 çarpı a'mız x karenin katsayısı yani 1. C'miz de burada 5. Yani buradan 1 eksi 19, 20'den eksi 19 geliyor. Yani bu ne demek? Delta küçüktür 0 demek. Delta'nın 0'dan küçük olması ne anlama geliyordu arkadaşlar? Boş küme. Değil mi? Reel sayılarda çözümü yok demek. 6'ya bakıyoruz. Denkleminin birbirinden farklı iki gerçeği, bak birbirinden farklı diyor mu demiyor mu ona göre arkadaşlar. Şimdi bir farklı demese o zaman işin içine delta eşittir 0 da girer. Niye? Çünkü delta'nın 0'a eşit olması demek ne demek arkadaşlar? Çift katlı kök demek. Mesela x eksi 2'nin karesi, bak şöyle x eksi 2'nin karesi eşittir 0. Burada x değerini 2 olarak buluyoruz ya, bu aslında çift katlı kök demek. Yani bu 2'den 2 tane var anlamına geliyor. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar buradaki farklı diyor mu demiyor mu bunlar önemli. Burada iki farklı gerçek kökü olduğuna göre demek ki delta sıfırdan büyük olacak. O zaman deltasına bunu bir bakalım. Hatta tamam bakalım deltasına bakalım. B kare dediğimiz eksi 6'nın karesi eşittir. Eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1. Diğeri de k arkadaşlar. Değil mi? Bu ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. 36 eksi 4k sıfırdan büyük. İmkan varken 4 ile sadeleştirelim. 9 eksi k sıfırdan büyük. 4 ile sadeleştirdim ya, yani pozitif sayıyla sadeleştirdim. Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Dolayısıyla k değeri aslında buradan 9'dan küçük olacak. En büyük tam sayıdan değeri de nedir arkadaşlar? 9'dan küçük olacaksa en büyük 8 olacaktır. 7'ye bakalım şimdi. Denkleminin gerçel sayılarda birbirine eşit iki kökü olduğuna göre diyor. Bak birbirine eşit iki kökü olduğuna göre diyor. O zaman arkadaşlar delta eşittir sıfır anlamına gelmez mi bu? O da b kare eksi 4ac sıfır olacak. B dediğimiz arkadaşlar bu. Yani eksi a artı 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin katsayısı. O da 2. C dediğimizde bakın burada 8. Bu eşittir sıfır olacak. Şimdi eksi kareden dolayı arkadaşlar artı olacak. Yani a artı 2'nin karesi eşittir. Bunları diğer tarafa atıyorum. 8 kere 8'den 64. O da 8'in karesi. Her tarafın karekökünü aldığım takdirde arkadaşlar bakın ne olacak? Bu mutlak değerli olarak çıkacak. Aman 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 eşittir 8. Bunun çözümü de a artı 2 eşittir 8 veya a artı 2 eşittir eksi 8. Buradan a değeri 6. Buradan a değeri eksi 10 olacak. A'nın alabileceği değerler toplamı da 6 eksi 10'dan ne gelecek? Eksi 4 gelmiş olacak. 8'e bakalım şimdi. Denkleminin gerçel sayılarda kökü olmadığına göre. Ne demek bu? Hocam deltası sıfırdan küçük olacak. Tamam. Deltasına bakalım şimdi. B kare eksi 4ac. Hem hatırlamış olalım. B'nin eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a'mız x karenin katsayısı. Yani m artı 1. C'miz de artı 3. Bu sıfırdan küçük olacak. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 12 çarpı m artı 1 küçüktür 0. İmkan varken sadeleştirelim arkadaşlar. 1 eksi 4 çarpı m artı 1 küçüktür 0. Değil mi? Bunu da dağıtalım. 1 eksi 4 m eksi 4 küçüktür 0. Eksi 3 küçüktür 4 m olacak. Her tarafı da 4'e bölüyorum arkadaşlar. Eksi 3 bölü 4 küçüktür m olacak. Değil mi? Bu da arkadaşlar eksi 0,75 mi yapıyor? M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Eksi 0,75'ten büyük olacak. Dolayısıyla bu da ne oluyor? 0 mı oluyor?
9'a bakalım şimdi. İfadesi tam kare olduğuna göre. Yani tam kare ifadelerde arkadaşlar ne oluyordu? Delta'nın 0'a eşit olma durumu söz konusu oluyordu. Hatırladın değil mi? Tamam. Ya delta'dan yapacaksın ya da bu tam kare ifade ise arkadaşlar bu x kare artı 4 ifadesi nereden gelir? Ya x artı 2'nin karesinden gelir veya x eksi 2'nin karesinden gelir. Değil mi? Çünkü bunda da açtığım zaman x kare artı 4x artı 4 yani x kare ve artı 4'e ulaşırım. Bunu açsam x kare eksi 4x artı 4 yine x kare ve artı 4'e ulaşmış olurum arkadaşlar. Dolayısıyla ortadaki terim ne oluyor? Ya artı 4 oluyor ya da eksi 4 oluyor. Yani şu x'in katsayısından bahsediyorum. Bu a eksi 2 dediğim ya artı 4 oluyor veya a eksi 2 dediğim eksi 4 oluyor. Buradan a 6 oluyor veya a buradan eksi 2 oluyor. A'nın alınabileceği farklı değerler toplamı da 6 eksi 2'den 4 gelmiş oluyor. Sen delta'dan da yapabilirsin, hiç fark etmez. Ona bakalım şimdi. Denkleminin köklerinden biri 1 olduğuna göre diğer kök nedir diyor. Yani x eşittir 1. Kökü ya arkadaşlar, o zaman denklemi sıfırlayacak demektir. X gördüğüm yere 1 yazarsam 1'in karesinden 1 geldi. Artı 1 ile a eksi 2'yi çarparsam yine a eksi 2 olur. Eksi 3a eksi 5. Şimdi buradan eksi 2a eksi 6 eşittir 0. Bak, denklemin köklerinden biri 1 ise bu demektir. Denklemi sıfırlıyor arkadaşlar. O yüzden sıfıra eşitledik. Buradan da a değerini ne bulacağız arkadaşlar? Eksi 3 olarak bulacağız. Bizden ne istiyor? Diğer kökü. Yani diğer x değerini istiyor. Şimdi ikinci dereceden olduğuna göre bundan iki tane kök olacak ya. Bir tanesi 1'miş. Diğeri nedir diye soruyor. Şimdi a yerine ne yazalım? Eksi 3 yazalım. X kare. Şurası eksi 5x olacak. Değil mi? Eksi 3 yazarsam da 9 eksi 5'ten de 4 yapacak. Eşittir 0. Çarpanlarına ayırırım ben bunu. Çarpanlarına ayırırım. Değil mi? 9, artı 9 eksi 5'ten artı 4 oluyor. Tamam. Eksi 4'e eksi 1 ya. X eksi 4 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Buradan kök 4. Buradan kök 1. 1 zaten bize kendisi vermişti. Diğer kökü istiyordu. Dolayısıyla cevabımız C şık. 11'e bakalım şimdi arkadaşlar. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bak, biz biliyoruz ki i'nin birinci kuvveti zaten i'ye. I kare eksi 1'e eşittir. I küp i kare çarpı i'den, yani eksi 1 ile i'yi çarparsam ne olacak? Eksi i olacak. I üzeri 4 de arkadaşlar ne olacak? I kare çarpı i kareden, yani eksi 1 çarpı eksi 1'den 1 gelecek. Şimdi i üzeri 5 ne olacak arkadaşlar? I üzeri 5 de i üzeri 4 ile i üzeri 1'in çarpımı. I üzeri 4 1. İ üzeri 1 de i. 1 ile i'yi çarparsam i. Bakın arkadaşlar, tekrar başa döndük. Değil mi? Şurada her 4'te 1 tekrar ediyor. Demek ki bizim periyodumuz arkadaşlar 4. O zaman ne yapacağız biz? Bak, yukarıdaki şeylerin eksi olması hiç önemli değil. Eksi 18 olması. Artı 4'ler olsa, eksi 4 de olsa sonuçta periyot arkadaşlar 4. 4'te 1 tekrar ediyor yani. Tamam. 18'in 4 ile bölümünden kalan da o zaman 2 değil mi? Evet. O zaman bu i kareye denk. İ karede ne olacak arkadaşlar? Eksi 1. Şu ifade eksi 1 olacak. Burası da 1907 mi? Evet. Fenerbahçeli yazmış herhalde. 1907. 4'e bölünebilme kuralını biliyorum. Son iki rakamı 4'ün katı olacak. 7'yi 4'e böldüğüm zaman kalan 3 olacak arkadaşlar. Bu da i küp olacak. İ küp değeri de eksi 1. Dolayısıyla eksi i, pardon. Eksi 1 eksi i yapıyor. Değil mi? 12'ye bakalım şimdi. İ kare eksi 1 olmak üzere diyor. Reel kısım ve imajiner kısım. Reel kısım dediğimiz arkadaşlar bizim bildiğimiz reel kısım. İmajiner kısmı dediğimizde i'nin katsayısı demek. Tamam. Şimdi neyin katsayısını istiyor bizden? Reel kısmını istiyor. Z1'in. Z1 bu. Bunda arkadaşlar reel kısmı nedir? 3'tür. Artı Z2'nin imajiner kısmı. İmajiner i'nin katsayısı. Bakın eksi 2. 3 eksi 2'den de cevabımız 1 gelmiş oldu. 13'e bakıyoruz. İ kare eksi 1 olmak üzere diyor. Z1'in imajiner kısmı zaten 3'tür değil mi? İ'nin katsayısı. Z2'nin de reel kısmı. Bunun da reel kısmı. Bakın şimdi şurada Z2 eşlenik değil mi? Tamam. Dolayısıyla Z2'nin kendisi ne olacak? 1 artı 2 ise bunun eksilisi olacak. Peki Z2'nin reel kısmı yine fark eden bir şey var mı arkadaşlar? Yine 1 olmuş oluyor. Değil mi? Ama imajiner kısmı değişti sadece. İşaret değiştirdi. Dolayısıyla 3 bölü 1'den de cevabımız 3 gelmiş oluyor.
14'e bakalım. Olduğuna göre x çarpı y kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şunu diğer tarafa atalım. X eksi 1 eşittir. Ne olacak? 2'yi de ortak parantezine alırsam 1 eksi 2'ye olacak değil mi? Hatta öyle değil de hepsini sol tarafta toplayalım. Şöyle daha doğru olur. Ne olacak arkadaşlar? İ'yi ortak parantezine alırsam 2y eksi 1 olacak. Artı x eksi 1. Sağ tarafta da 0 olacak arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bunun 0'a eşit olabilmesi için hem şunun katsayısı 0 olacak hem de burası 0 olursa sonuç 0 olur. Dolayısıyla 2y eksi 1 0 olacaksa y değerini buradan 1 bölü 2 bulacağım. X eksi 1 0 olacaksa x değerinde 1 bulacağım. X ile y'nin çarpımını istiyordu. 1 ile 1 bölü 2'yi çarparsam sonuçta 1 bölü 2 bulmuş olurum. 15'e bakalım şimdi. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Olduğuna göre m kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi kökleri x1 ve x2 ya. Bak ben bunu bu tarafa attığım takdirde x1 artı x2 eşittir 3. Bu ne anlama geliyordu? Kökler toplamı 3'müş arkadaşlar. Ben zaten buradan kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu biliyorum ya. Dolayısıyla x1 artı x2 dediğim eksi m artı 1 bölü m. A dediğimiz x karenin katsayısı ya. Dolayısıyla eksi y eksi çarparsam artı olacak zaten. Yani m artı 1 bölü m oluyor. Bu da 3'müş arkadaşlar kökler toplamı. Şunun yerine 3 yazdığımı düşünün. İçler dışlar çarpımı yaparsam m artı 1 eşittir 3m. 2m eşittir 1. M değerini de buradan 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Geldik şimdi 16. ve son sorumuza. Denklemin kökleri m ve n'dir diyor. Buna göre bu ifadenin eşiti nedir? Bakın şuradaki dağıtma işlemlerini bir uygulayacak olursam m çarpı n artı 2m artı 2n artı 4 olacak. M çarpı n, bakın şurada 2 ortak parantezine alıyorum. M artı n artı 2. Bak şimdi kökleri m ve n ya. Benim neye ihtiyacım var? Kökler çarpımı ve kökler toplamına. Ben buradan bulurum zaten. Kökler toplamı m artı n eksi b bölü a'dan eksi eksi 2 bölü 1'den ne gelecek? 2 gelecek. Kökler çarpımı da c bölü a'ydı. Bu da eksi 5 bölü 1'den eksi 5 gelecek. Şunun yerine eksi 5. Bunun yerine de 2 yazarsam. Bir de önde 2 var. Artı 2'si var. Değil mi? Eksi 5 artı 4 artı 2'den ne geldi arkadaşlar? 1 mi geliyor? Dolayısıyla cevabımız c şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizden olsun. Fakat hiç söylemiyorsunuz ha. Bak burası 4'müş biz gittik buraya. Ne yazdık? 2 yazdık. Şurayı bir silelim. Şunlar 4. Bunlar 4. Dolayısıyla burası da 4 oldu. 8 eksi 5'ten de 3 geldi. Şurası da değişecek. Cevabımız da E şıkkı.